Ve askeri karargaha geldim. Siz de yeni videoya hoş geldiniz. Sizi böyle karşılamak istemezdim ama şu an bir görevin üstündeyim. Görevimiz askeri karargaha sızmak ve çok gizli teknolojiyi çalmak. Öyle değil mi telefondaki adda? Bakın hemen mesaj attı. Beni dinliyor ya. Biraz aşağı, biraz sağ, biraz sola. Ay tam orası. Ne oluyor telefondaki adam? Bak bu sesler pek hayır alamet değil. Lan 2 dakika fesatlık yapma oğlum Baldi lan. Ay kulunçlarım kızım dur yavaş yavaş basma. Kulunçlarım Baldi. Kulunçlarım. Ay sen vardın mı karargaha? Evet vardım. Yalnız ben bir şey merak ettim. Ya sorması ayıptır. Ben buraya tam olarak neyi çalacaktım? Hangi teknolojiydi? Askeriye ile ilgili. Ya kızım hayvan gibi basma dur omzuma. Ya askeriye ile ilgili bir teknoloji Baldi. Aman diyeyim dikkat et. Kapıdan gir, silahla çatır çatır indir çık. Lan az önce dikkat et dedin. Planımız bu mu? He, daha iyisini yaparsan bana haber ver. Bak aşağıda hemen senin orada direğin yanında bir tane silah var. Onu al, içeri gir, herkesi öldür. Ay lanet olsun. Ben de çanta falan bekliyordum. Nasıl lan? Silahla karargaha mı gireceğim? Hani nerede silah? Oğlum çok saçma bir... vallahi silah. Yalnız çok saçma lan. Ben silahla nasıl gireceğim ya? Nasıl gireceğim? Gerçi kapıda fazla bir güvenlik yok. Şuradan girersem kevgir olurum. Çünkü orası özel harekata açılıyor. O biraz sıkıntılı. Oo, helikopter. Dikkat etmemde fayda var. Allah'ım. Askeri karargahta ne işin var senin Baldi? Aman. Vallahi geliyor. Ne güzel spor salonundan kız tavlamıştın. Bu arada siz o videoyu izlemediyseniz sağ üst köşeye bakın. Orada hemen linki çıktı. Aha! Koruma var. Vallahi koruma. İndirmem la... Aman Allah'ım. Ben buna nasıl kıyarım? Şu güzelliğe bakar mısınız? İnanmayacaksınız biliyorum ama. Hayatımda ilk değil ama. Aşık oldum. Lanet olsun. Resmen aşık oldum. Karargâhtan bilgi çalmaya geldim. Karargâhın korumasına aşık oldum. Yani bir askere. Lakin şuna bakar mısınız? Öyle bir kahve çişi var ki. İnsanın kahve bardağı olası geliyor baksanıza. Yok, güzel içmiyor ama kendisi güzel. Lan ne konuşup duruyorsun dır Baldi. Hadi sen oğlum hadi lan. Teknolojiyi hemen çalmamız lazım. Ne bekliyorsun kapının önünde ha? Öldür gir içeri. Sıkıysa sen öldür. Sen kapıda duran askeri gördün mü? Ne olan? Yoksa 2,5 metre. Aşırı kaslı. Böyle çok büyük bir asker mi? Yok. 1,50 boylarında. Çıtı pıtı. 90-60-90. Ateş eden bir kız. Lanet olsun. O 2,5'luk adamdan daha tehlikeli. Baldi sakın. Maalesef. Beni silahıyla vurdu. Oğlum yapma. Şşş yapma lan. Bak yapma. Telefondaki adam. Yardımına ihtiyacım var. Çünkü senin görev iptal. Aşk maalesef ki görev falan dinlemez. Benim bu kızı tavlamam lazım. Allah belanı versin lan. Oğlum seni bir operasyona gönderemiyoruz lan. Seni çarşıya tuz almaya gönderiyoruz. Sen askeriyeden gidip kız alıyorsun lan. Ne yapayım? Gönül bu. Ferman dinlemiyor. Lan oğlum. Senin gönlün de bozuk fermuar gibi lan. Her hafta bir manita yapıyorsun. Eskilere ne olacak? Boş versene ya. Aman. Kız dediğin gelir geçer. Ama bu öyle değil. Yemin ediyorum. Lan sen bundan öncekiler için de aynısını söyledin. Ah çok güzel. Ben bunu istiyorum dedin. Tavlamana yardım ettim. Bir hafta sonra diğerine geçtin. Bana bak telefondaki adam. Bu kızı tavlamama yardım etmezsen sana teknoloji meknoloji yok. Bir daha senin için görev yapmam. Of lanet olsun ya. Lanet olsun. İlla tavlayacaksın yani değil mi? Evet. Çünkü videonun başlığı bu. Askeriyeye gelip kız tavlamam lazım. Yoksa yani olmaz. Allah belanı versin Baldi. Senin o var ya bozuk fermuarınız... seveyim. Bana sinirlendiğine göre yardım edeceksin değil mi? Edeceğim Allah'ın belası. Edeceğim. Arabayı park ettiğin yerin karşısında duvarların dibine çantaları dizdim. Çaktırmadan git. Hadi. Çok teşekkürler telefondaki adam. Çok teşekkürler. O beni fark etmeden benim hemen gitmem lazım. Ya inanamıyorum. Ben ne güzel operasyon yapacaktım. Arkadaşlar biliyorsunuz ben normalde çabuk aşık olmam desem yalan olur ama... Gerçekten aşık oldum. Neresini diyordu? Şurası sanırım değil mi? Ben arabayı buraya park ettim. Karşısı duvarın dibi şurası oluyor. Şöyle gidelim. Ya ben neden aşık oluyorum sürekli bilmiyorum. Haydi bakalım. Şöyle gidelim. Hani çantalar nerede? Duvar dibi diyordu. Aha! Duvarın dibi. Silah sokalım.
Ha, inanamıyorum. Bu çantaları ne ara getirdi lan bu? Baldi. Bak oğlum, bu böyle olmaz. Her hafta bir manita düşürüyorsun, yeter artık lan. Ülkede kız kalmadı oğlum. Ne yapayım? Sürekli en güzelleri bana denk geliyor. Lan sen gurme misin be adam? Gittiğin her yerden bir kız düşürmek zorunda mısın? Değilim ama ne bileyim. Of Baldi, yaşlandım yaşlandım. Yemin ediyorum. Ah! Omzuma basma kızım, dur. Yaşlandım yemin ediyorum. Neyse, videonun girişi gelsin. Ben sana seçenekleri tanıtırım Baldi. Bir tanesin telefondaki adam. Bir tanesin var ya. Tabii bir taneyim lan. Benden başka mal var mı oğlum sana böyle yardım edip duracak? Yani resmen sana görev veren adam değil, denk oldum sayende. Ama ayıp oluyor. Ne oldu lan? Gururun mu incindi yoksa? Ayo, incinmedi. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Baldi modlarına devam ediyoruz. En son hatırlar mısınız bilmem. Lakin biz bir spor salonuna gitmiştik. Ve tahmin edin ne olmuştu? Elbette ki Baldi aşık olmuştu. Ve spor salonundan dehşet güzel bir kız tavlamıştık. Siz şimdi diyeceksiniz ki madem o kızı tavladın, burada bunun ne işi var? Aslında arkadaşlar kız tavlamaya değil, buradan bir bilgi çalmaya gelmişti. Lakin korumayı gördü ve yine aşık oldu. Telefondaki adam da dedi ki lanet olsun, o zaman yardım etme vakti. Görüyorsunuz yine çantalarımız var. Bugün askeri karargahtaki kızı tavlamaya çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Kızı tavlayabilecek miyiz? Hadi başlayalım. Hadi. Hadi telefondaki adam. Hemen tanıt ve sevgilim olsun o kız. Hadi. Lan oğlum vallahi senden korkmaya başladım Baldi. Yakında bana da iş atmazsın inşallah. Neyse. Baldi, şurada gördüğün ruj bir kızı temsil ediyor. Senin yanına güzel bir kadın gönderiyorum. O da öyle asker. Ve kapıdan geçiyorsun. Senin beğendiğin kız yanındaki kızı görüyor. Ve diyor ki vay be, ne kadar da çekici erkek. Sana aşık oluyor. Çok saçma. Çok saçma. Çok biliyorsan sen yap lan çantaları. Tamam ya, ne kızıyorsun? O zaman öyle boş boş konuşmayacaksın Mahalli Efendi. Bak şurada gördüğüm paralarla kızın komutanına gidiyorsun. Ve diyorsun ki bu paraları alın, bu kızı kovun. Ondan sonra kızı teselli ediyorsun. Kız senin manitan oluyor. Şu anahtarlar son model, dehşetül vahşet, kamuflaj kaplı bir arabaya ait. Kız asker olduğu için, araçlardan da hoşlandığı için hem askeri hem de araçları birleştirdim. Dehşet bir araç var. Eminim tav olacaktır. Bak ben bu seçeneği sevdim. Seversin tabi. Parası senden çıkmıyor ki. Bir sonraki seçenek elbette ki seni rütbeli bir asker yapmak. Karargaha general olarak gireceksin. Kıza postayı koyacaksın. Kız senden etkilenecek. Emin misin? Elbette ki oğlum. Hangi kadın asker rütbeli komutandan etkilenmez ha? Nereden biliyorsun? Daha önceden kadın asker mi oldun ha? Lan oğlum hatırlatma diyorum, hatırlatma. Güzel anılar değildi. Lan senin de olmadığın bir şey kalmamış. Öyle öyle. Çok çektim çok. Anlamadım, nasıl? Oğlum aklım fikrim fesat. Hayatta diyorum çok çektim çok. Ve son seçenek ki benim favorimdir. Baldi. Kızı sniperla vurduruyorsun. Harika bir seçenek. Gerçekten güzel düşünmüşsün. Lan manyak, ben kızı tavlamak istiyorum. Öldürmek değil. Aşkımdan ölsün. Kurşundan değil. Lan boş boş konuşma. Onun ben de farkındayım oğlum. Yani kızı böyle birine sniplatacaksın, yalnız kurşunun değmesine engel olacaksın ve kız senden etkilenecek, hayatını kurtarmış olacaksın lan. Bir şey diyeceğim, sen aslında dizi falan yazsana. Ne uğraşıyorsun ki böyle görevlerle falan? Sürünüp duruyorsun. Oğlum bu ne lan? Aşiret dizisi mi? Ben niye kızı sniplatıyorum? Oğlum öyle aşiret dizisi var mı lan? Kız sniplatan falan? Ne bileyim, televizyonda aşiret dizisi dolu. Neyse, sen bana şunu söyle. Bu seçenek kesin değil mi? Hani adam gidip gerçekten kızı vurmaz. Ha bak orasını bilemiyorum Baldi lan. O biraz sıkıntılı değil mi? Elbette ki. Sniper'ı kullanacak adam kim? Eskiden özel kuvvetlerde çalışmış bir eleman. Neyse benim masaj saatim geldi yine. Ben kaçtım. Lanet olsun, ben kaçtım diyor. Lan ben hangisini seçeceğim? Bu seferki seçenekler öncekilerden çok farklı. Sanırım ben arabayı seçeceğim. Çünkü araçlardan etkilenmeyen kız yoktur değil mi? Hadi bakalım, anahtarları aldım. Umarım işe yarar. Yalnız bu lanet olası araba nerede? Bakayım. Nerede lan? Oğlum ötüyor ama. Bir dakika. Arkadaşlar cidden kamuflaj. Görüyor musunuz? Oğlum inanamıyorum. İki kere bastım araç göründü lan. Ama efsane bir şey değil mi? Baksanıza. Bundan etkilenmeyecek kız yoktur. Bu arada benim kafa yukarı çıkıyor, gördünüz mü? Olur öyle. Sonuçta kel bir kafam var. Her yerden çıkıyor. Hadi bakalım. Şöyle bir çekelim. Hah bakın orada. Selam. Ay inanamıyorum. Ne kadar etkileyici bir araba. Bir bakar mısın? Ay çok güzel. Son model değil mi? Bakayım kimmiş. Belki de rütbeli birisidir.
Ay merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Kimsiniz acaba? Selam. Merhaba. Ben Baldi. Ay merhaba. Ben de Ceren. Tanıştığımıza memnun oldum. Arabanız çok güzel. Öyledir gerçekten. Kendisi bir tanedir. Ben zaten hep askerlere ve askeriyeye merak duymuş bir insanım. Yalnız sizin mavi gözleriniz bu arabadan daha güzel. Ay sahi mi söylüyorsunuz? Elbette ki. O derin mavi gözlerinizde kayboldum resmen. Bu aracın ne kıymeti var ki? İsterseniz sizin olsun. Ay pardon bir dakika. Bu ne demek? Yani diyorum ki aracı o kadar beğendiyseniz siz isteyin üstünüze bile yaparım. Ay sen görevi başındaki bir devlet memuruna rüşvet mi teklif ediyorsun? Lanet olsun ne alaka lan? Yani ben sana böyle 200 verdim. Seninle konuştum. Sen hemen bana rüşvet teklif ediyorsun öyle mi? Allah belamı versin öyle bir niyetim yok. Ben senden etkilendim. Gerçekten. O yüzden söylüyorum. Yoksa yani sana arabayı niye vereyim lan? Manyak mıyım? Araba o kadar pahalı. Sen kimsin ki? Hay Allah benim cezamı versin. Yine yanlış bir şey söyledim değil mi? Hay yani araban benden kıymetli. Benden pahalı. Sen ucuz bir insansın diyorsun öyle mi? Aşağılık köpek. Kimsin sen? Ya siz kızlar. Aranızda gizli bir ittifak mı yaptınız? Niye beni dövüyorsunuz sırayla? Ha demek daha önceden başka kızlara da yürüdün yani. Terbiyesiz. Sen beni ucuz bir insan mı sandın? Böyle bir arabaya tav olacak. Ay neredeyse olmuştum ama olsun. Sonuçta sen bana öyle şeyler teklif edemezsin. Ben ucuz bir insan değilim. Allah da benim belamı versin. Ne dedim ki ya? Lanet olsun. Bak gerçekten istiyorsan verebilirim. Ay ben de seni vurabilirim. Tamam. Manyak mıdır nedir? Silah doğrulttu. Ya lanet olsun. Ben ne dedim ki? Ne yapacağım bu aracı? Ne yapabilirim ki zaten benim aracım... Mesaj geldi bir dakika. Dışarıda bakalım. Aracın işi sıkıntılı. Lan oğlum kızla ne güzel diyalog iyi gidiyordu lan. Hediye nereden çıktı? Aracı sana kim vermeni söyledi ki? O araç bana ait. Tek sorunun bu mu? Kız beni reddetti. Daha önemli şeyler var burada bak. Vallahi kusura bakma Valdi. Sen de bu kafa oldukça... Neyse. Diğer seçeneklere geç hadi. Arabayı ne yapayım? Götürürler onu sen orada bırak. Peki. Madem götürürler. Lanet olsun ya. Bir an umutlanmıştım. Kız da sıcak yaklaşmıştı. Neden öyle oldu anlamadım ki. Sanırım kızları tamamen çözmek biraz vaktimi alacak. O zaman diyorum ki birazcık para konuşsun. Siz ne dersiniz? Para konuşsun da konuşmasına. Ben bir generali nerede bulabilirim ki? Bu kadın beni kapıdan sokmaz. Acaba ortalıkta bir general var mıdır? O bir general mi lan? Oha! Bu kadar da şanslı olunmaz ki. Selam. Merhaba general bey. Siz sanırım generalsiniz. Ne kadar genelsiniz? Anlamadım. Hani general ya. Nerenin genelisiniz? Ne diyorsun lan sen değişik? Espriyi anlamadı. Komutanım, sizden bir ricam olacak. Acaba yerine getirmeyi düşünür müydünüz? Hayır. Tüh. O zaman bu paraları ben götüreyim ve düşünen birini bulayım. Sonuçta burada bir sürü para var yani. Para mı? Düşünürüm beyefendi. Ne istiyorsunuz? Şöyle general bey. Sonunda konuşabiliyoruz. Ya general, şu kapıdaki kızı tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Teğmen Ceren. Evet, o. Madem Teğmen niye kapıda nöbet tutuyor? Dün gece yanıma çağırdım. Tutmayı reddetti, ben de kapıya diktim. Anlamadım. Neyi tutmayı reddetti? Neyi olacak, nöbeti. Ben geceleri nöbet tutmam dedi. Bir an tutmayı reddetti, yanıma çağırdım deyince... Başka bir şey sandım. Yani balık tutmayı reddetti sandım. Yanlış anlaşılmasın. Ha kesin öyle sanmışsındır. Sen ne istiyorsun bu paraya karşılık? İsteğim basit. Ceren'i kovabilir misin? Sen iste yeter. Bu kadar param varken sülalesini bile askere sokmam. İstiyorsan. Yok ben sülalesiyle ilgilenmiyorum. Bana sadece kızın kendisi lazım. O iş kolay yiğidim. Sen iste yeter. Sen bekle. Ben hemen kovuyorum. İnanamıyorum. Sonunda yazlık alacak parayı buldum. Teğmen Ceren. Gel bakayım buraya kız gel. Emredin generalim. Teğmen Ceren silahını ve rozetini bırak. Seni kovuyorum. Generalim yalnız askeriye de rozet olmaz. Tek takıldığın nokta bu mu asker Ceren? Kovuldun diyorum kız. Emredersiniz komutanım. Kovulduysam kovulmuşumdur. Yalnız benim gibi şerefli bir askeri neden kovdunuz? Çünkü ben şerefsiz olduğum için. Nasıl komutanım? Yok bir şey. Ama komutanım bu ani kararınızın arkasında ne olduğunu bilmek isterim. Kim var kim? Benjamin Franklin. O doların üstündeki adam değil mi? Aynen öyle. Emredersiniz komutanım. Kovulduysam kovulmuşumdur. Ben giderim. Onurlu bir askeriyim. İyi. Onurlusun onurlu. Hadi bakayım yürü. Kovdum seni kerata. Bu kadar kolay mıydı lan?
Resmen milyon dolar kazandım 10 saniyede. Oh be! Nereden yazdık alsam? Miami mi? Kaliforniya mı? San Francisco mu? Yoksa İtalya mı? Seçenek çok. Aynı şekilde para da öyle. İşte gidiyor. Selam, hey! Bak buraya bak. Gel böyle gel. İstersen seni evine bırakabilirim. Sonuçta yürüyerek gidemezsin. Ay selam, merhaba. Biliyor musun az önce kovuldum ben. Hem de çok fena. Kıyamam. Nasıl da üzülmüş bakar mısınız? Sen üzülme. Onlar kaybetti, sen değil. Senin kıymetini bilemediler. Lakin anlamıyorum. Buraya sen geldikten 5 dakika sonra generalimiz elinde çantasıyla geldi ve ben kovuldum. Ne kadar büyük bir tesadüf. Allah'ın işi. Ya aslına bakarsan kovulduğum için mutlu bile sayılırım. Sonuçta artık daha çok vakit geçirebileceğim. Kendime özenebileceğim. Tabii be, manyak mısın? Senin gibi güzel bir kız. Boş ver. Ay neden kovulduğumu bilmek isterdim. Gerçekten. Arkasındaki sebep her neyse çok mutlu olacağım. Ya aslında ben kovdurdum biliyor musun? Generalin elindeki çantayı ben vermiştim. Bir ton para. Rüşvet mi verdin? Evet, senin için. Ay bir tanesin. Aşağılık herif. Ya ne vuruyorsun be? Sen dememiş miydin işte iyi oldu diye? Niye vurdun? Beni kovdurtmaya utanmıyor musun? Bir de general rüşvet almış. O halde buradan gitmemin bir mantığı yok. Generali üstlerime şikayet edeceğim ve o kovulacak. Ben değil. Hadi ya, öyle oluyor mu? Oluyor tabii aşağılık herif. Senin yüzünden kovuldum. Şerefli mesleğimden. Köpeksin. Ama başlayacağım ya. Yeter artık. Manyak mıdır nedir? Lan sahiden generali kovdurtabilir mi? Ya oğlum hem nedenini sordu. Ben söyleyince neden vurdu? Valde. Kovdurttun mu kızı? Sorma. Kovdurttum. Zaten o da kovulmak istiyormuştu. Hadi lan. Allah Allah. Hayırlı olsun. Manitan oldu mu? Yalnız kovduranın ben olduğumu öğrenince ağzımı yüzümü kırdı. Sanırım şu an generali de dövüyor. Emin değilim. Yapma. Yapma kızım. Tamam istifa edeceğim. Sen görevine geri döneceksin. Yapma. Seni general de yaparım. Yapma. Oha lan. Kız yere bakan yürek yakan çıktı. Ne yapacaksın? Yapılacak bir şey yok. Diğer seçeneklere göz atacağım. Mantıklı. Yemek yer misin? Yok sağ ol. Az önce iki tane tokat yedim. Acayip doydum. Afiyet olsun. Ben de burada kuzu çevirme yiyordum. Neyse Valle. Kızı tavlanca haber ver. Lanet olsun. Çantalar hızla eriyor. Komutan olmak, sniper ve ruj kaldı. Sanırım ben şimdi komutan olmayı seçeceğim. Hazır burada bir general boşluğu var. Kız belki benden etkilenir. Ne diyorsunuz? Yakıştı mı? Kafama tam oturmadı ama. Bence harika oldu. Bunlar ne lan? İnanamıyorum. Bunlar ne ola ki? Mesaj geldi. Selamlar General Baldi. Nasılsın lan? Nasıl gidiyor çakal? Nasılsın lan? Nasıl gidiyor çakal mı? İyilik ne olsun hacı? Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım oğlum vallahi ya. Saunadan çıktım işte. Neyse. Sen şunu söyle bakayım. General olmaya hazır mısın? Acayip hazırım. Buradaki askeri aracı sen mi gönderdin? Herhalde oğlum. Generalin havalı bir giriş yapması lazım değil mi? Adamsın. Herhalde lan. Kadına benzer bir yanım mı var? Neyse. O kızı tavla ve artık şu işi bitir. Benim de tek isteğim bu. Emin olabilirsin. Hadi bakalım şöyle geçelim. Hoş geldiniz generalim. Sizi hemen içeriye götürüyoruz. Generalim çok yakışıklı olmuşsunuz. İşte burada kız da. Selam asker. Bizim burada general var. Aç kız kapıyı. Ay general mi? Hani nerede general? Ama bir dakika. Ben bu adamı tanıyorum. Tanımam normal. Kendisi General Johnny. Tanımayan yoktur. Herkes iyi bilir. Acayip bir silah tutuşu var. Ay nasıl ya? Ben resmen generale tokat mı attım? Komutanıma. Göz duymadın mı beni? Generalimiz sinirleniyor bak. Aç kapıyı. Ay bir dakika bir dakika. Ben öyle geleyim. Ay komutanım. Komutanım lütfen bir 5 dakika çıkar mısınız? Sizden özür dilemem lazım. Ne oluyor? Ne istiyorsun benden? Neden kapıyı açmıyorsun ha? Bağışlayın komutanım. Daha önceden size tokatlar attım. Lütfen beni affedin. Ne isterseniz yaparım. Demek ne istersem yaparsın ha? Ay evet komutanım. Emredin yeter. O halde benimle bir lanet olası akşam yemeği yiyeceksin asker. Bu bir emirdir. Emriniz başım üstüne komutanım. Sizi evimde bizzat ağırlamak isterim. Oğlum harbiden kadınlar üniformalı erkeklerden hoşlanırmış lan. Kız resmen tav oldu. Evine çağırıyor. Geleceğim asker. Yalnız yemekleri beğenmezsem seni falakaya yatırırım.
Uyarmadı deme. Ay komutanım, yemekleri beğenmezseniz beni istediğiniz gibi cezalandırabilirsiniz. Sahi mi? Ay elbette ki komutanım. Çok yakışıklı olduğunuzu söylemiş miydim? Teğmen Ceren yavuyu ya. Ne oluyor burada? Yukarıdan baktım, kapıda bir araç var. Teğmen Ceren, kim bu yavuyu? Binbaşım. Ki kendisi generalimiz. Generalimiz mi yavuyu ya? Ne generali? Ay gener Ali değil. Gener Veli. Ay. Çok komiksiniz komutanım. Aynı zamanda karizmatik. Lanet olsun. En iğrenç esprilerime bile gülüyor. Teğmen Ceren, ne saçmalıyorsun sen yavuyu ya? Bize general falan atanmadı. Kimsin sen lan? Bana bak. Karşında generalim var. Sürdürürüm lan seni. Demek general olarak atandın, öyle mi yavuyu ya? Aynen öyle. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle, terbiyesiz. Madem general olarak atandın, söyle bakayım. Bu garnizonun güvenlik şifresi nedir? Güvenlik nesi? Komutanı olarak atandığın garnizonun güvenlik şifresini bilmiyor musun? Biliyorum elbette. Yıldız 123 kare. Lan telefondaki adam niye söylemedin? Yıldız 123 kare. Bu garnizonu havaya uçurma kodu. Sahtekar mısın lan sen? Ay, binbaşım ne yapıyorsunuz? Bu bir sahtekar yavuya. İnanma buna. Devrem gazla gazla. Anladılar. Hee, doğru diyorsun. Hadi kaçalım valla. Hemen kaçmamız lazım. Durun komutanım. Her şeyi itiraf ediyorum. Komutanım, ben bu kızı etkilemek için general kılığına girdim. Vallahi. Bunun suç olduğunu bilmiyor musun yavuya? Biliyorum da be komutan. Sen de bir erkeksin. Birine aşık olmanın ne demek olduğunu iyi bilirsin. Biliriz elbet yavuya. Biz de taş kalpli değiliz. Ben sizi baş başa bırakayım o zaman. Aşk içinse sıkıntı yok. Ama bir ihanet varsa vururum yavuya. Demek general değilsin. Ve sırf benim için yalan söyledin. Ölmeyi göze aldın öyle mi? Evet. Ne o? Çok mu etkilendin? Allah'ın cezası. Yalan söylemeye utanmıyor musun terbiyesiz? Ya ne vurup duruyorsun ya? Bir daha gözüm görmesin seni buralarda. Yoksa yakarım. Anladın mı? Terbiyesiz ya. Evime davet etmiştim. Binbaşı gelmese resmen gümbürtüye gidecektim be. Ay tüküreceğim şapkasına mapkasına. Lanet olsun. İnanamıyorum. Ya ne güzel tavlamıştım. Nereden çıktım binbaşı? Nereden? Ulan çok sinirlendim. Acayip. Bu kızı resmen kıskançlıktan çatlatmak istiyorum. Ve yanıma güzel bir hatun çağıracağım. Ne oldu lan Baldi? Kız etkilendi mi? Lan etkilendi de. Sen bana niye karargahın güvenlik kodunu falan söylemedin? Ne güvenlik kodu lan? Öyle bir şey mi varmış oğlum? Ya hem general ol diyorsun hem de hiçbir şey bilmiyorsun. Binbaşı az kalsın vuruyordu beni. Tüh lan. Desene, neredeyse aldıydın kızı. Sorma. Şimdi var ya, kıza hava atacağım. Onu kıskandıracağım. Bana tokat atmak neymiş görecek. Demek ruju seçeceksin ha? Aynen öyle yapacağım. Ve ruju alacağım. Hadi bakalım. Ruju al. Oho. Alır almaz geldi lan. Vay yavrum vay. Bu da fena değilmiş. Aslında bu da olabilir. Hap lan hap. Yengen olur. Uyandırayım. Nasıl lan? O benim yakın korumam Baldi. Seni sevdiğimden gönderdim. Yanlış bir iş yapma. Ya bir şey diyeceğim. Madem yakın koruman. Şşş. He? Oğlum. Bak o kıza bulaşmak istemezsin. Kendisi eski istihbaratçı. Yani? O senin takıldığın diğer kızlara benzemez Baldi. Onu öyle çorap değiştirir gibi değiştiremezsin. Adamı sünnet eder. Hem de kökünden. Deme ya. Vallahi tehlikeli göründü. Gel o zaman, gel hayatım. Oğlum tehlikeliymiş lan. Ama güzel değil mi? Lanet olsun. Dur. Hayır. Ben ona aşığım, buna değil. Buna da olabilir de. Affedersiniz, yemiyor. Ay çok sıkıldım ya. Ay. Yine geldi bu manyak. Bu sefer ne numara çekeceksin lan? O kim be? Teğmen. Çekil önümüzden. Ben hayatımla kampı gezmeye geldim. Kendisi burada görev yapan bir istihbaratçı. Değil mi hayatım? Ay. Nasıl ya? Ay o senin sevgilin mi? Ay nasıl? Bu kız buna aşık olduğuna göre bu adamda bir şeyler var. Ve benim de hemen aşık olmam lazım. Çünkü kadın psikolojisi böyle çalışabiliyor bazen. Ay. Lütfen çekilir misiniz Teğmen? Hayatımla beraber gezeceğiz. Değil mi bir tanem? Ay evet aşkım. Ne kadar da tatlı aşkım diyorsun. Benim bal porsuğum. Ay bir dakika. Bal porsuğu mu? Evet hayatım. Bal porsuğu ne oluyor hayatım? Bal porsuğu benim eski büyük düşmanımın adı. Sen bana nasıl onun adıyla hitap edersin? Büyük düşmanın mı? Benim eski sevgilimi öldüren adamın adı o. Sen bana onun adıyla hitap etmeye utanmıyor musun? Hayatım. Saçmalamaz mısın kız?
Unutma, senin görevin bana bu kızı tavlamak. Yoksa var ya, seni bal porsuğu yaparım, bal porsuğu. Ya ama sen niye vuruyorsun ya? Kimse bana bal porsuğu diyemez. Ben karargaha giriyorum. Bunu sakın karargaha alma. Tamam mı Teğmen? Ay merak etme, almam. Ne oldu? Ayrıldın değil mi? Anne o, ayrılmamdan çok bir mutlu olmuş gibisin. Ne o kız? Bana iş mi atıyorsun? Ay yok. Ben genelde tokat atıyorum hayvan. Ya bak, şamar olan oldum sizin yüzünüzden lan. Daha sevgilinin düşmanlarını tanımıyorsun. Senin babanın düşmanlarınız... Anladın. Hay Allah kahretsin. Resmen dayak manyağı oldum. Yemin ediyorum resmen dayak manyağı. Geriye bir seçenek kaldı. Madem sen kaşınıyorsun, seni tavlamanın başka bir yolu yok. O zaman seni snipe'latacağız. Ya oğlum, bu kız benim için çalışması gerekmiyor muydu bu istihbaratçının? Neden bana tokat attı? Hem bal porsu diye düşman mı olur lan? Ne yaptı? Isırdı mı seni? Lan oğlum, o kadar iltifat cümlesi var. Bal porsu ne lan? Ya ne bileyim, o an aklıma o geldi. Dua et benim kız seni vurmadı. Neyse, vurmak demişken vurduracaksın mı? O ne demek lan? Snipe'la diyorum oğlum, snipe'la. Evet. Hadi bakalım. İnşallah bu seçenek işe yarar. Bu kız biraz çetin ceviz çıktı. Göreceğiz. Ne kadar çetin cevizmiş birazdan göreceğiz. Bana bak sniper. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Endişelenme. Balıyorum. Güzel o halde. Hadi. İş başına geçme vakti. Göreceğiz şimdi seni. Bakalım ne yapacaksın zilli. Bana bak. Tepeden bir el sık. Ondan sonra kaç, tamam mı? Bak seni uyarıyorum. Fazla sıkma. Endişelenme. Allah'ım. Buna güveniyoruz ama. İnşallah bir hata yapmaz lan. Beni falan vurmaz değil mi? Yok canım. Kaç yıllık özel harekatçı. Esselam. Merhaba Ceren de değil mi? Ne yapıyorsun? Face'te falan mı takılıyorsun? Ay yine mi sen be? Ne istiyorsun? Hiç. Sadece şöyle biraz hava almak istemiştim. Hava ne kadar da güzel değil mi? Lan inşallah öldürmezsin bizi ha. Ay belli belli. Senin bir derdin var ama. Bana bak. Bu sefer ne numara çeviriyorsun? Bir numara çevirdiğim falan yok. Sniper mı lan o? Orada sniper var. Yat. Yat sniper. Ay sniper mı? Ay kaçıyor. Kaçıyor gördüm. Ay kaçıyor. Gel lan buraya. Kaçtı. Boş ver, sıkma. Koşun çocuklar, koşun. O taraftan sıktılar. Koş 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 koş. Sen iyi misin Ceren? Son anda fark ettim. Dürbününden ışık yansıdı. Ben fark ettim. Ay inanamıyorum. Sen olmasan ölmüştüm. Ne kadar da erkeksi. Sen etkilendin mi ya? Ay tabii ki etkilendim. Gel buraya gel. Ne oluyor lan? Bu benim elliyor. Ya çılgınsın sen. Baldi dediğim adın, yakışıklı erkeğim. Evet adım Baldi. Yalnız şu an pek rahat hissetmiyorum çünkü sen sarılıyorsun. Ay o zaman ben böyle geçeyim, sen sarıl. Bak bu olur. İnanamıyorum lan. Snipe işe yaradı. Ay efendim? Yok bir şey yok. Ne kadar da mutlu bir son. Finish. Ay Baldi, seni seviyorum. Bana daha çok aksiyon seviyormuşsun gibi geldi ama. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün ayran gönüllü Baldi'ye yeni bir manita yaptık. Kendisi bir asker. Bayağı zor oldu. Bunu tavlamakta gerçekten zorlandık. Lakin sonunda kimse Baldi'nin karizmasına ve çantacı adamın çantalarına dayanamıyor. Gördüğünüz gibi kız sevgilisi oldu Baldi'nin. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha önceki iki yarışta ciddi değildin yani. Tabii oğlum. Yoksa sen beni nasıl yanacaksın? Ronaldo'dan masallar. Boş yapma Ronaldo. Messi babanın krallığını kabul et. Önümde diz çök, elimi öp. Messi abi de ben sana araba kullanmayı öğreteyim. Konuşuyorsun Messi. Ama boş konuşuyorsun, farkında değilsin. Karşında Cristiano Ronaldo var. Ben yanılgıyı kabul etmem ve bunu kendime hakaret sayarım. Prensesler gibiydim, ne oluyor lan? Nereye gidiyor oğlum bu video lan? Oh my god. Nereye gidecek Zafer'e? Gel buraya gel. Oh my god. Bu sefer o kadar kolay vermeyeceğim arkadaşlar bu yarışı. Vermeyeceğim. Benim adım Ronaldo. Ben yarışların kralıyım. Oh my god. Geliyorum. 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 Oh my god.